Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'ya bir adad hamdu sanalarımız bulsun. Mana arzıkı kütkenimiz Ramazan'a yetkazdı. Ramazan ayıdaki birinci cüm'a namazı yetkazdı ve bunge kadir kıldı, layık taptı. Uzak yakınlardan mana şundaki masjid sarı kadem bastırdı. Allah ta'ala barchamızı basıp giden kademlerimizge acir hasanat derecatlar birsin. Ve bizlerini mana şundaki uluk ayını faziletlerden, bütün yakşiliklerden haberdar kılgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye bugün her gün giden köprak, salavat ve salamlarımız bulsun. Bu Ramazan ayını evvelki cümlelerde ettik, evvelki illerde etkenimiz. Hakikaten bunu hamamız bilemiz ki ayların en uluğu Müslüman adamlı hursançiliği buladigan, yakşilikleri köpeğe digan aylar sablanadı. Ve bu Ramazan ayı bütün dünya Müslümanları hursançilik bağışlayıdigan. Ve elbette bütün dünya Müslümanları bu Ramazan'da cüdeyem katta tehergerlik bilen kütüb aladigan ay. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamda sahabeler, tabi'iler şunday kütüb agarlar Ramazan'da. Bu bizge miras buldu ki Resulullah'tan Ramazan'da hursançilik bilen kütüb alışlık. Ve halen ki kim agar Ramazan geliştikten hursan bulsa, Ramazan baştan yapıp kalbi hursan bulsa dediler, o'sha insonni jasadini Alloh jahannamga harom qiladi. Shuning uchun ham biz buni xursandchilik bilan kutib olamiz. Endi bu oyda Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan ibodati Ramazonning ro'zasini tutishlik. Bugun shu haqda suhbatlashamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu haqda aytadilar. Inna Alloha faradha siyama Ramazon va sanantu lakum qiyamahu. فَمَنْ صَوْمَهُ وَقَوْمَهُ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ اُمُّهُ İmam-ı Nisai rivayet kıyan hadis Peygamberimiz Aleyhisselam etediler Allah Ta'ala bu Ramazan'da ruzasını farz kıldı. Ramazan'da ruzasını Müslüman'a Allah farz kıldı. Erkek, ayal, Müslüman var ki öşü insan'a balagat yaşlıda iken Allah'ın farzı Ramazan ruzasını tutuşlik. Şunu aytadılar hadiste. Allah Ta'ala Ramazan ruzasını farz kıldı. Ve men onu kıyamını sizler için sünnet kıldım. Kıyamı keçelerde bedar buluş. Keçelerdeki taravih hatmi kuralları okuştuk hakkı da yaptı. Demek kündüzgi ruzası Allah'ın farzı. Keçesdeki taravih hatmi kurallarda katlaşış. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri iken. Ve devamı da aytadılar ki kim İman ve işanç bilen savab ümidi de roza tutsa ve keçeleri kıyamda tursa öşe taravih hatmi kurallarda katnetse öşe insan anadan tugulgen günü dek günahlardan pak bulup çıkart dedi. Bana bizge Ramazan'da bir mükafatı. Gündüz roza tutu yapız elhamdülillah. Şimdi keçeleri de taravihde hatmi kuranda hem katnetsek hem Allah'ın farzını hem Resulullah'ın sünnetini becerigen bulamız ve mükafatı biz göğe anadan tuğulgen de kandı bir günah edik şu haleti kaytarırken biz. Hama üçün cüdeyen bir yakşı amel meneşi demek günahlardan bir pakilenip alıştık. Bu hadis-i şerifte Ramazan'dek uluğ bir faziletlerge bay bugün ayda fakat roza tutup kifayelerin kalmasını gerek. Şuna kaldanlarımız var da rozan tutadı, boldu, şun bilan kifaya. O ne indi taravih ki baradı, hatmi Kur'an'a katlaşadı, bar mıydı, katlaş mıydı? Rozan tutadı, şun bilan boldu. Yana kanda yürüse, şun da yürü aradı. Şuna ka bu kamaslık için bu hadis ayetleri dediler. Ramazan'da rozan tutup kifayalanıp kalmazsan, belki keçeleri kayın bulup, taravih hatmi Kur'an'da katlaşıp, Allah'ını vaadakigen büyük mükafatları buluş gerek. Bu imkoniyat, bu fırsat, bu yan bir mehmon, vaqtinchalik. O'tgan jumada mana aytdik, seyshanbadan roza boshlanadi, taravih xatmi Qur'on duyshanbadan boshlanadi dedik. Bugun qarangki 4 kuni o'tib ketdi. Keyingi jumaga yarmiga yaqinlashib qoldik deb aytamiz. Undan keyingisida oxirlab qol deb aytamiz. Undan keyingisida Ramazon tugayapti deb aytamiz. Bu yan bir ozgina muddatli narsa. Lekin
qadrga yetgan, buni to'g'ri foydalangan inson albatta juda ham ulug' savoblarga ega bo'ladi. Bu ro'zani ibodati, Ramazon ro'zani tutishlik jannatdagi bir eshikning kaliti deyiladi. Ramazon ro'zasi jannatdagi bir eshikning kaliti. Bu eshikning nomi Rayyon deb ataladi. Qarang ajoyibligini. Biror bir boshqa amalga bunaqa va'da yo'q. Yillar davomida millionlab zakot bergan odamlarga alohida eshik yo'q jannatga kirish uchun. Yoki qancha-qancha qiynalib, necha martalab mayli borsin hajga, ular uchun alohida eshik yo'q. Umr davomida namozni bir marta tark qilmasdan namoz o'qib borsin, alohida eshik yo'q. Bu faqat Ramazon hurmati. Payg'ambarimiz alayhisolam aytganlaridek, Ramazonning mukofoti bu musulmonlarga. Va Alloh taoloning o'zini aytgandek, insonlarda, musulmonlarda qilayotgan amallari hammasi o'zi uchun, ro'zasi men uchun deganlar. Bu ro'za Alloh uchun ekanligini bir belgisi. Biroq bilmaydi kim ro'zaligini. Hozir shu yerda o'tirgan odamni kimisi ro'za, kimisi ro'zmas bilmaymiz-da. Faqat Xudo uchun qilinadigan ibodat. Shuning uchun ham buni mukofotini Alloh o'zi beraman deb va'da qilgan. Va bunga jannatdan alohida bir eshik, Rayyon nomli eshik tayyorlab qo'ygan. Va bu jannatga kirishlik esa inson uchun eng o'ta muhim, insonning eng zo'r niyati shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu jannatdagi Rayyon eshik haqida aytadilar. Inna fil jannababan yuqallahu Rayyon yadkhulu minhu soimun yawmal qiyama la yadkhulu ma'hum ahadun ghayruhum. Yuqalu ayna soimun fayadkhuluna minhu fa idha dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar. Jannatda bir eshik bor. U Rayyon deb nomlanadi. Qiyomat kunida undan faqat ro'zadorlargina kiradilar. Ulardan boshqa hech bir odam u eshikdan kirmas. Ro'zadorlar qani deb chaqiriladi. Ro'zadorlar keladi. Ular o'sha eshikdan kirib ketadilar va ularning eng oxirgisi kirib bo'lganda eshik berkiladi, qayta ochilmaydi. Faqat ro'zadorlar uchun alohida eshik Rayyon bor dedilar. Ilohim hammamizga ana shunday Rayyon eshiklaridan kirishlikni nasib aylasin.